Sayın İş Başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarımız, çok değerli partili yöneticiler ve parti üyesi arkadaşlarımız, konuklarımız, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Bugün grubumuzu izlemek üzere uzaktan gelen konuklarımız var. Partimizin Osmaniye İl Örgütü burada ve üyeleri burada. Hoş geldiniz diyoruz. Adana Seyhan İlçesi Örgütü ve yöneticileri ve üyelerimiz burada. Hoş geldiniz diyoruz. Ankara Örgütü'nden arkadaşlarımız ve Etimesgut İlçe Örgütü ve üyelerimiz burada. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün özgür basın emektarı Kadri Kaya yaşamını yitirdi. Ömrünü özgür basın geleneğine adayan, bu yolda birçok özgür basın emekçisi üzerinde emeği olan Mamoste Kadri Kaya, bir yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mamoste Kadri, kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın kurucularındandı. Ve ajans kapatılıncaya kadar da Diyarbakır temsilciliğini yapmıştı. Bu yüzden hakkında davalar açılmış, defalarca tutuklanmış, bırakılmıştı. Mamoste Kadri'ye rahmet diliyor, ailesinin ve özgür basın geleneği temsilcilerin başı sağ olsun diyoruz. Yakın bir zamanda, birkaç gün öncesinde 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Anıtı'na bir saldırı gerçekleşti. 28 Ekim günü Ankara'nın göbeğinde bir utanç yaşandı. 103 insanımızın hayatını kaybettiği, bugün hala asıl sorumluların yargı karşısına çıkarılmadığı Ankara Katliamı Anıtı, önce her ne hikmetse hala tespit edilmemiş olan kişilerin saldırısına uğradı, üzerinden ırkçı yazılmalar yapıldı. Anıtın üzerinde yer alan demokrasi, barış sözcükleriyle bir güvercinin resminin üzerine sprey boyalarla karalandı. Biz daha bununla ilgili sorumlular kimdir, haklarında ne gibi işlem yapıldı diye İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi vermeye hazırlanıyorken Ankara Büyükşehir Belediyesi 103 insanımızın fotoğraflarının üzerini boyayla kapattı. 103 insanın orada planlı bir şekilde katledildiğini hepimiz biliyoruz. Onların anısına, katliam yerine dikilen anıta yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni derhal bu rezaleti yaptıranlar hakkında işlem yapmaya ve 103 insanımızın anısına saygıya davet ediyoruz. Yine bir hukuksuzluk örneğiyle karşılaştık. Hepimiz biliyoruz, genel seçimlerden önce 10 gün kala Urfa'nın Suruç ilçesinde bir katliam yaşandı. AKP adayı İbrahim Yıldız'ın ziyaret ettiği bir esnafla, o ziyaret sırasında tepki gördüğü bir esnaf ziyaretinde bir olay yaşandı, katliam yaşandı ve orada Şen Yaşar ailesinden baba Hacı Esvet Şen Yaşar ile iki oğlu Celal ile Adi yaşamını yitirdi. Burada aynı zamanda İbrahim Yıldız'ın ağabeyi de yaşamını yitirmişti. Burada yapılan otopsi raporlarında da görüldüğü gibi, yani 17 ayrı bir cenazenin üzerinde 17 ayrı, diğerinde de 6 ayrı ateşli silah ve mermiye ait çekirdekler bulunmasına rağmen, yani organın organize olduğu tespit edilmesine rağmen hala İbrahim Yıldız'ın hiçbir yakınına dair bir kanuni işlem yapılmamıştır. Ancak Şen Yaşar ailesinin gördüğü zulüm devam ediyor. Bu sabada Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Şen Yaşar ailesinden Osman Şen Yaşar gözaltına alındı. Bu katliamı gerçekleştirenlerin, faillerinin derhal yargı önüne çıkarılması
AKP'nin hukuk dışına çıkmadan bu olayı aydınlatması, faillerin yargılanmasını gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere, biraz uzattım galiba, konuşmalarını yapmak üzere sevgili eş başkanımız Pervin Buldan'ı buraya davet ediyoruz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Osmaniye'den, Adana'dan ve Ankara'dan buraya gelen grup toplantımızı izlemeye gelen değerli halkımız, sevgili kadın arkadaşlarım, değerli anneler, basının değerli emekçileri, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Grup Başkan Vekilimiz çok anlatacak bir şey bırakmadı açıkçası bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Değerli arkadaşlar, ben de sözlerimi başlarken Mamoste Kadri Kaya'nın vefatından dolayı duymuş olduğumuz üzüntüyü sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Ve Kaya ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi dün Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümüydü. Daha doğrusu adına Cumhuriyet denilen ama içinde halkın, demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin olmadığı tekçi sistemin kuruluş yıl dönümüydü. Keşke ortada kutlanabilecek, herkesin kendini içinde görebileceği demokratik bir cumhuriyet olsaydı. Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesidir. Bizdeki durum nedir? Bir ona bakalım değerli arkadaşlar. Halka rağmen halkın baskı ve sindirme operasyonlarıyla yönetilmesidir. Bu cumhuriyet iddia çizgisine dayalı ret ve inkar üzerine kuruldu. Oysa 1921 Anayasası çoğulculuk ruhuna, ademi merkeziyetçi bir anlayışa dayanıyordu. 1924 Anayasasıyla tekçi yeni bir ulus devlet yaratılmaya çalışıldı bu ülkede. Bu anlayışa göre herkes Türk, Müslüman ve Sünni olarak tariflendi. Kürtler, Ermeniler, Aleviler, gayrimüslimler reddedildi. Bu kalıbı reddeden tüm farklı kimlik, inanç ve kültürleri ise yok sayarak bastırmaya çalışıldı. 95 yıldır tekçi ulus anlayışını farklı kimliklerin yok sayması üzerinden egemen kılmaya çalışıyorlar. İşte katı ulus devlet anlayışı çoğulculuğun reddi anlayışına dayanmaktadır. Bugün yaşadığımız siyasal, toplumsal, ekonomik tüm sorunların, krizlerin, cumhuriyetin halkları dışlayan bir kuruluş ideolojisinden kaynaklandığının görülmesi gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Ve o dönemi anlamadan bugünü anlayamayacağımızı da özellikle altını çizmek isterim. 100 yıl önceki tavır ve politika neyse bugün de ne yazık ki aynısı devam etmektedir. Cumhuriyetin ilanının ardından kurulan istiklal mahkemeleri şimdi başka adlar altında sürdürülmekte ve hala hukuk iktidarın egemenliğindedir. Kimlikler, diller ve inançlar yine bir kez daha yok sayılmaktadır. Dersim'de, Zilan'da bombalanan şehirler, Maraş'ta, Çorum'da, Nevala kasabada yapılan katliamlar Gazi'de, Gezi'de, Roboski'de devam etti. Cizre'de, Sur'da yapılan yıkım 95 yıl arayla diğer bütün acıları ne yazık ki takip etti değerli arkadaşlar. O dönem işlenen insanlık suçlarına karşı zırhlı ve zırh yasası çıkarılmıştı. 95 yıl aradan sonra askerlere işledikleri suçlara karşı tekrar aynı zırh yasası çıkarıldı. Seyit Rızaları, Deniz Gezmişleri idam sehpasına gönderen anlayış bugün de siyasi soykırımlarla, rehine operasyonlarıyla farklılıkları yok etmeye çalışmaktadır. Erdal Eren'in yaşını büyütüp idam eden zihniyet, bugün 76 yaşındaki adını bile unutan Sisi Ana'yı
cezaevinde ne yazık ki rehin olarak tutmaya devam etmektedir. Bugünkü Cumhuriyet, 11 yaşındaki Berkin Elvan'ın bedenine atılan gaz bombasıdır. 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın bedenine sıkılan 13 kurşundur. 76 yaşındaki Sise Ana'nın parmaklıklar ardında yaşadığı zulümdür. Roboski'de katırlarla yüklenen, uçaklarla parçalanmış cesetlerdir. Ve geçen 95 yılda temel sorunlar ve krizler ne yazık ki yerli yerinde durmaya devam ediyor. Bu cumhuriyet arızalıdır değerli arkadaşlar. Her yerinden, her yanından sorun fışkırıyor. Şimdilerde hala 1930'larla yazılmış ırkçı bir andı tartışıyor olmaları manidardır bize göre. Şu çağda, zamanda bile birileri eline pergel alıp kafatası ölçmeye kalksa normal karşılanabilecek bir iklim oluşturulabilirdi. Fakat ne yazık ki böylesi bir anlayış bugün tekçi ve tek adam rejiminin dayatmış olduğu zihniyetin bir kez daha ülkemize hakim olduğunun bir göstergesidir. Tabii ki bu reçli sistem beraberinde isyan ve direnişleri de getirmiştir. Bir asırdır bu baskı, ret ve inkar vardı ama faşizme karşı direniş de hiçbir zaman bitmedi. Bizi yok edemediler, bunu başaramadılar. Engel oldukça onlar bize, biz bunları aştık. Onlar bizi ortadan kaldırmaya çalıştıkça biz çoğaldık, çoğalmaya da devam edeceğiz. Bugün buradan bir kez daha bunu haykırmak istiyoruz. Onlar tek kimliğe sıkıştıkça, bizleri sıkıştırdıkça bizler çoğuz, çok kimlikli ve inançlıyız dedik. Kürdüz dedik, Aleviyiz dedik, Ermeniyiz, Süryaniyiz, Arabız, Çerkeziz dedik ve bunu demeye de devam edeceğiz. Hitler faşizminden ilham alanlar dün bize diz çöktüremediler. Milyonlara ulaşmış bu mücadeleye bugün de gelecekte de asla diz çöktüremeyecekler. Bizi yok sayan anlayış eski otomobiller gibi 1930'larda kaldı. Ama biz halklar bugün yenilenen mücadele ruhuyla içinde bulunduğumuz yüzyılı halkların gerçek bir demokrasiyle ve özgürlüklerle buluşacağı bir asra çevirecek güç ve inançtayız. Herkes buna inanmalı ve cesur olmalıdır diyoruz. Değerli arkadaşlar, çok değerli kıymetli misafirler, bugün Sayın Öcalan'a karşı uygulanan tecrit içindeki ağır tecrit politikası da Cumhuriyet'in demokratikleşememesi için devletin sürdürdüğü direnişin bir sonucudur. Öcalan, demokratik cumhuriyet projesini önerdiği ve bunun yolunu açtığı, halklara cesaret ve güven verdiği için tecrit altındadır. Bu politikayı uygulayanlar, cumhuriyeti herkesin baskı altına alındığı bir tecrit cumhuriyetine dönüştürme çabasındadır. Sayın Öcalan, demokratik cumhuriyetle başta Türkiye halkları olmak üzere Orta Doğu halklarının yüzyıllardır özlem duyduğu barışı ve yeni yaşama öneriyor. Yüzyıllık Kürt meselesinin çözümünü öngören tüm yurttaşlık etnik yapısına ve inancına bakılmaksızın eşit ve özgürce yaşayabilmesi için mücadele eden Sayın Öcalan, demokratik ulus perspektifiyle cumhuriyeti demokratikleştirmenin yolunu aradı. Ülkeyi yönetenlerin önüne demokratik bir teklif sundu. Bir kişinin bile burnunun kanamadığı, halkların birbirini boğazlamadığı, tepeden inme yönetimlerin bir daha var olmayacağı bir ülkenin, bölgenin ve dünyanın hayalidir bu. Eşit ve özgür bir yaşamın projesidir. Şimdi bu proje tecrit altındadır. Tecrit sadece Sayın Öcalan'ın şahsına yönelik değildir, bunu biliyoruz. Ve onun şahsında Türkiye ve Orta Doğu halklarının barış ve yeni yaşam umuduna yöneliktir. Cumhuriyetin demokratikleşmesi umudu da umuduna tecrittir aynı zamanda. Bu nedenle değerli arkadaşlar, demokratik cumhuriyet diyen bir arada yaşamdan yana olan herkesin özellikle tecrite karşı çıkması ve sesini yükseltmesi gerekir. Mesele sadece bir kişi üzerindeki tecritin kaldırılması meselesi değildir. Ülkenin
ve tüm toplumun üzerine kara bir bulut gibi çöken tecrit ve baskı politikalarının sonlandırılmasıdır. Karanlığa karşı aydınlık bir geleceğin kurtarılması meselesidir. Biz çözümden, barıştan, demokratik cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Tecrite karşı sessiz kalmayacağız. Barış umudunun sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu tecrit halklarımızın mücadelesiyle mutlaka ama mutlaka kırılacak ve bu insanlık dışı uygulamayı yapanlar kendi politikalarının altında kalacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Değerli arkadaşlar, halk iradesini yok sayan bir rejimin bir diğer politikası da elbette ki kayyumlardır. Tecritle halkların barış umudu esaret altına alınırken, kayyumla da milyonların iradesi üzerine ipotek konulmaktadır. İşte ret ve inkara dayanan cumhuriyet sisteminin özü aslında budur. Halk iradesinin gaspına dayanan bir kayyum cumhuriyeti yaratmaya çalışıyorlar. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra şark ıslahat planı ile özellikle Kürt kentlerine umumi müfettişlik atanmıştı. Bunu tarihe baktığımız zaman, tarihi okuduğumuz zaman hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Kürtlerin özellikle demokratik haklarına karşı olağanüstü yetkiler donatılmıştı o zamanlar. Dünün umumi müfettişlerinin bugünkü versiyonu AKP'li kayyumlardır değerli arkadaşlar. İkisinin de özü gasptır, yok saymadır ve zulümdür. 1930'lu yılların başlarında iskana tabi tutulanların Türkleştirilmesi uygulamasını şimdi AKP kayyumlar eliyle yürütmektedir. AKP iktidarı da bugün atadıkları kayyumlar ile özellikle Kürt halkına ait bunun değerleri kurumsal hayatta ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Kürtçe parkların, bahçelerin, spor ve kültür sanat merkezlerinin isimleri ya Türkleştirildi ya da bu alanlar tamamen kamuya kapatıldı. Ancak andolsun ki halkımıza karşı düşmanca yaklaşan, irademizi gasp eden, varlığımızı inkar eden bu kayyumları ve onları oraya gönderen AKP iktidarına sandıkta öyle bir Kürt sillesini vuracağız ki felekleri şaşacak değerli arkadaşlar. Felekleri şaşacak. Geçen hafta Kars ve Ankara il yöneticilerimize yönelik rehine operasyonları yapıldı. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Özellikle Ankara'da eski milletvekilimiz İbrahim Binici'nin de içerisinde olduğu onlarca arkadaşımızın gözaltına alındığına tanıklık ettik. AKP kaybedeceğini anladığı için bu operasyonları yapıyor, biz bunu biliyoruz. Sözüm ona gözaltı ve tutuklamalarla bu halkı sindireceğini sanıyor. Halen anlamadıkları bir şey var. Bu halk tek bir kişi bile kalsa bu mücadele, bu direniş sürecek. Sizin her türlü zulmünüze, her türlü baskınıza rağmen halklar direnecek, halklar kazanacak diyoruz. Dönemin umumi müfettişleri nereye gittiyse kayyumlar da aynen oraya gidecekler değerli arkadaşlar. Seyit Rıza'nın torunları o dönemin müfettişleri önünde diz çökmemişti. Bugün de kayyumlarınızın önünde diz çökmeyecek. Bu da size hem dert olsun hem de ders olsun diyoruz. Yerel seçimler halkımızın geleceği açısından her zamankinden çok daha fazla bir öneme sahiptir değerli arkadaşlar. Türkiye halklarını kutuplaştıran, dilimizi, kültürümüzü ve emeğimizi yok sayan, irademize el koyanlara karşı bir araya gelmeliyiz. Siyasi, toplumsal ve ekonomik krizden rahatsız olan halklara, demokrasi kaygısı ve vicdan sahibi olan herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin, faşizmin halklar arasına ördüğü duvarı hep birlikte yıkalım, yerel seçimlerde bunu gösterelim, esas yıkımı yerel seçimlerde yapalım.
kayyum cumhuriyetinde yaşamak istemediğimizi, sokaklarda, meydanlarda ve özellikle sandık başlarında en güçlü şekilde haykıralım. Hep birlikte demokratik cumhuriyetin inşasına bir tuğla bırakalım. Kendimizi de, kentimizi de bizler yönetelim diyoruz. Çok değerli arkadaşlar, halkları dışlayan, ötekileştiren, farklılıkları yok sayan bu sistem, kendisini iddiaçıların izinden giden bugünkü AKP-MHP ittifakıyla ayakta tutmaya ve sürdürmeye çalışmaktadır. Bu ittifak, özellikle AKP-MHP ittifakının 7 Haziran gecesinde kurulduğunu biliyoruz. Kime karşı? HDP'ye, demokratik muhalefete karşı kurulmuş bir ittifaktır. Cumhuriyetin demokratikleşmesini boğma ittifakıdır bu. Adına ister Cumhur, ister Millet ittifakı desinler, bu ittifak rant ve koltuk ittifakıdır. Kürt ve demokrasi karşıtlığına dayanan bir ittifaktır. Devletin bekası dedikleri şey de aslında koltuklarının, saraylarının bekasıdır. Bunların millet ve ülke diye herhangi bir dertleri olmadığını da biliyoruz. Hep söylediğimiz gibi Kürt'e karşı kurtturlar. İttifakları da Kurt ittifakıdır. Kimse bunların arasında bir tartışma olduğuna aldanmasın. Yerel seçimler ve ırkçılık andı konularında aralarında sorun varmış gibi gözükse de aslında ittifaklarının devam ettiğini buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Erdoğan anda karşıymış gibi görünüyor ama tek millet diyen, tüm kimlikleri Türkleştirmeye ve tekleştirmeye çalışan yine kendisidir. Aralarındaki sürtüşmenin nedeni koltuk, rant ve pay kapma yarışıdır. Bunu buradan bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Bunlar aslında özlerinde ruh ikizleridir. Çizgi olarak ikisinin de birbirinden herhangi bir farkı olmadığını da belirtmek isteriz. Erdoğan yurt dışına gittiği yerlerde Türklere dilinizi, kimliğinizi koruyun diyor. Asimilasyona karşı çıkıyor, ant tartışmasında Türkçülük yapmayız diyor. Ama iş Kürtlere, farklı inanç ve kimliklere geldiğinde tek dil, tek millet diye tekleyip durduğunu hep birlikte gözlüyoruz. Bölgede kayyumları, Afrin'de ise ÖSO çeteleri Kürtçe tabelaları indiriyor. Hani Türkçülük yoktu, buradan kendisine sormak isteriz. Gagavuz Türklerinin yaşadığı bölgeye kayyum atanıp o kayyumlar Türkçe tabelaları indirseydi acaba Erdoğan ne derdi? Açıkçası merak ediyoruz. Biliyoruz ki dünyayı ayağa kaldırırdı. Asimilasyon uygulanıyor derdi. Kendisi içeride aynısını bu ülkenin farklı kimliklerine, farklı dillerine, farklı kültürlerine uyguluyor ve aynısını yapıyor. Sarayın Milli Eğitim Bakanı bu ülkede milyonlarca Kürt'ü yok sayarak hem Arapça hem de Türkçe bilen öğretmenlere ihtiyacımız var diyor. Arap çocukları tabii ki ana dillerini öğrenecekler. Bu onların en doğal hakları. Lazca, Pomakça, Çerkezce öğrenecekler elbette ki çocuklar. Ama bu ülkenin Kürt çocukları Kürtçe de öğrenecekler. Bu da onların en doğal hakları. Niye halklar arasında ayrımcılık yapılıyor? Bunu buradan bir kez daha sorgulamak istiyoruz. Kürtler kendi topraklarında ana dillerini öğrenemiyor, eğitim yapamıyor, ana dilinde ibadet yapamıyor. Çünkü bunların hepsi Kürt halkına yasak. Bir de kalkmışlar evrensel eğitimden bahsediyorlar. Arapça ve Türkçe var da bu evrende neden Kürtçe yok? Bu hangi evrendir ki içerisinde Kürtçe yok? Buradan bir kez daha sormak isteriz. Kürt çocukları yok, ana dilleri yok. İşte bütün bunlar AKP hükümetinin zihniyetinden kaynaklanmaktadır. Sözüm ona bunların demokratlığı, değerli arkadaşlar,
Ancak Osmaniye'ye kadardır, bunu biliyoruz. Osmaniye'den gelen arkadaşlarımız buradalar. Osmaniye'den ötesini özellikle bu ülkenin yurttaşları olarak görmeyen ve oraya farklı bir hukuk, farklı bir yönelim, farklı bir yöntem izleyen ve izlettiren bir zihniyete karşı şunları ifade etmek isteriz. Bu ittifakın, özellikle AKP-MHP ittifakının toplumsal talepleri ve sorunları bastırma ittifakı olduğunu özellikle biliyoruz ve bunun örneklerine de tanıklık ediyoruz. Değerli arkadaşlar, geçen hafta mecliste EYT tartışmaları açık ve net olarak bizlere bir kez daha göstermiştir ki, toplumsal talebi olan emeklilikte yaşa takılanların durumunu araştıracak olan komisyonu AKP ve MHP ittifakı kurdurmadı. Ve bunlar halk karşıtıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Zamanın Milli Eğitim Bakanı okullar olmasa ne iyi yönetirdim demişti. Şimdi bunlar da keşke halk olmasa işler ne iyi gidecek deme anlayışına ve yöntemine yaklaşmış durumdalar. Emeklilik bir haktır değerli arkadaşlar ve bu hakka göz dikenler hiçbir şekilde iflah olamazlar. Bunu unutmasınlar. Emeklilik bekleyen milyonlar yaşa değil AKP-MHP engeline takıldılar. Artık bunun cevabını seçimde tüm halklar vermelidir. Size emeklilik hakkını çok görenleri siz de siyaseten emekli edin diyoruz. İşlerine son verin, seçimlerde, sandıklarda, iradenizle bunu ortaya koyun diyoruz değerli arkadaşlar. Biz özellikle HDP olarak EYT sorununun çözülmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Ve yılların teriyle kazanılan ve ana sütü gibi helal olan bu hakkın AKP-MHP ittifakının kirli çıkarlarına kurban etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Çok değerli arkadaşlarım, sevgili halkımız, topluma tek tip elbise giydirmeye çalışan bu sistem yaşamda olduğu gibi ölümlerle de aynı zulmü uygulamaktan geri kalmamaktadır. Öyle bir cumhuriyet düşünün ki 17 bin faili meçhul, kayıplar, yargısız infazlar, kimsesizler mezarlıkları, yakınlarının kemiklerine dahi ulaşamayan aileler, anneler, yası dahi tutulamayan ölümler ve ölüler, cenazelere yapılan insanlık dışı saldırılar. 709 haftadır özellikle çocuklarının, sevenlerinin kemiklerini arayan cumartesi anneleri bu ülkenin bir gerçekliğidir, bu ülkenin realitesidir. Onların kayıp arama mücadelesini engelleyen zihniyet, aynı zihniyet bugün mezarlıkları tahrip ediyor ve son 3 yılda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden yüzlerce insanın cenazesini ailelerine vermiyor, teslim etmiyor. Bu cenazeler ya kimsesizler mezarlıklarına defnediliyor ya da morglarda bekletiliyor. Bugün Malatya'da, Cizre'de, Nusaybin'de kimsesizler mezarlıklarına defnedilen yüzlerce kişinin olduğunu biliyoruz. Bu mezarlıklarda ve morglarda 700'ün üzerinde cenaze var. Bu süreç aileler için tam bir işkenceye dönüşmüş durumdadır. Malatya ve İstanbul Adli Tıp Kurumlarına aileler defalarca başvurduğu halde DNA sonuçları gelmedi, açıklanmadı gerekçesiyle cenazelerin ailelere verilmediğini biliyoruz. İktidar DNA testlerini gerekçe gösteriyor ama asıl sebep bu değil değerli arkadaşlar. Bunun sebebi Cumhuriyet rejiminin 100 yıla aşkındır Kürtlerin ölülerine uyguladığı ölüm siyasetidir. Bu siyaset yaygın ve sistematik bir hale gelmiştir. Van'ın Edremit ilçesinde Ermeni mezarlığı üzerine tuvaletin inşa edilmesi elbette ki tesadüfi değildir. Dersim'de mezarlığın yanında yer alan Cemevi'nin bombalanması elbette ki tesadüfi değildir. Bu kötülüklerin Şeyh Said'in, Seyit Rıza'nın, Said-i Nursi'nin mezar yerlerinin hala bilinmemesiyle ilgisi ve alakası olduğunu buradan belirtmek isteriz. Bu aynı zamanda bir hafıza kırımıdır.
Sadece Türk kültürü ve tarihi üzerine inşa edilmiş tekçi cumhuriyet rejimi Kürtlerin değerlerini ve hafızasını kırıma uğratıyor. Çünkü biliyorlar ki tarih mezarlarda başlar. Bu sistematik bir politikadır ve bunu bir örnekle tamamlamak isterim. Aysel Tuğlu'nun annesinin mezarından çıkarılmasına sebep olan ırkçı saldırı bu rejimin ölüm siyasetiyle ilgili olduğunun bir göstergesiydi. Tarih boyunca bütün dinler ve bütün topluluklar ölülere saygı göstermiştir. Ölüm ritüelleri ve defin törenleri insanlık tarihi kadar kadim ve doğal bir haktır. Ama Kürtlere dayatılan insanlık dışı bir uygulamayla ne yazık ki karşı karşıyayız. 19 Aralık 2017'de Bitlis'te 267 cenazeye ait kemik mezarlardan çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve varlığını sözüm ona din üzerine kurmuş bu iktidara sormak istiyoruz. Kemiklerin bu şekilde yerinden edilmesi hangi inanca, hangi dine, hangi ahlaka sığıyor? Üzerinden 10 ay geçti, bunlardan sadece 2 kişinin kemikleri ailesine verildi. 265 kişiye ait kemiğin akıbeti hala belirsizdir. Bu kemikler nerededir sormak istiyoruz ve neden ailelerine verilmiyor bunun cevabını da AKP hükümetinden beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu ülkede kayıpların kemikleri dahi bulunamazken Erdoğan özellikle günlerdir çıkmış gazeteci Kaşıkçı olayı üzerinden dünyaya itibar pazarlamaya çalışmaktadır. Cinayeti aydınlatmaktan söz ediyor. Peki ya öldürülen gazeteciler? Peki bunlarla ilgili neden söyleyecek bir söz ve ortaya koyacak bir politika uygulamadığınızı sormak istiyoruz. Musa Anterler, Hafız Akdemirler, Metin Göktepeler, Kadri Bağduların faillerinin nerede olduğunu bir kez daha size sormak istiyoruz. Kayıp yakınlarını arayan cumartesi annelerine saldırıların kim tarafından ya da emrin kimin tarafından verildiğini bir kez daha sormak istiyoruz. Kaşıkçıyı aydınlattığını söyleyen Erdoğan'a da buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Cesaretin varsa faili meçhul cinayetleri açığa çıkarırsınız ve failleri bir an önce yargılarsınız. Devletin, derin devletin arşivini açarsınız. Kim ne yapmış, nasıl yapmış, cinayetler nerede işlenmiş, kimin emriyle işlenmiş, bütün bunları ortaya koyarsınız. Ve bir kez daha ifade etmek isterim ki, ölülere bile bunca kötülüğü yapanlar, tarih sayfalarında bu insanlık dışı uygulamalarla ve utançla hatırlanacaklardır. Çok değerli arkadaşlarım, sonra ama ben bitireyim. Bu rejimin halk karşıtı, Kürt karşıtı politikalarını sadece içeride değil, dışarıda da görmenin mümkün olduğunu belirtmek istiyorum. Yani yanı başımızda Suriye'de yaşananların ortada olduğunu biliyoruz. Saray rejimi özellikle Suriye'de halkların geliştirmeye çalıştığı çözüm sürecini de bir kez daha boğmaya çalışıyor ve yurtta barış, cihanda barış sözü sadece ve sadece duvarlarda yazılı olarak kalmaktadır değerli arkadaşlar. Çünkü uyguladıkları politika yurtta çözümsüzlük, dünyada çözümsüzlüktür. Bugün Kürtler diğer halklarla birlikte Rojava'da demokratik bir öz yönetim inşa etmeye çalışıyorlar. Bu süreç aynı zamanda Suriye genelinde istikrar ve çözüm demektir. Peki AKP hükümeti ne yapıyor? Suriye'de çözümsüzlük devam etsin diye uğraşıyor ve Erdoğan özellikle Kobani'yi yerle bir edeceğiz diyerek tehditler savuruyor. Ardından IŞİD yine devreye giriyor ve Fırat'ın doğusunda operasyon yapan Suriye demokratik güçlerine saldırıyor. Önceki günde TSK Kobani'de Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Eşme köyüne obüs saldırıları düzenledi.
bunu bir kez daha gördük ve tanık olduk. Peki burada amaç ne? Suriye'de savaşı ve çözümsüzlüğü derinleştirmekten başka bir amacı olmadığını da belirtmek isteriz. Kürtlerin Suriye'de bir irade olarak temsil edilmesini engellemektir. Bunu da biliyoruz. Ancak uluslararası güçleri de buna alet etmenin yollarını aramakta olan, arayan AKP hükümeti her türlü tavizi verdiğini de buradan belirtmek istiyoruz. Çok açıktır ki değerli arkadaşlar, Erdoğan rejimi Suriye'de çözümün bir parçası olamaz. Olsa olsa sorunun asli parçalarından biri olarak kabul edilmelidir. Yine özellikle hafta sonu İstanbul'da bir zirve yaptılar. Bu zirvenin adını buradan çözümsüzlük zirvesi olarak adlandırıyoruz. Biz ise tam tersine Diyarbakır'da Orta Doğu krizi ve çözüm yollarını tartıştığımız bir konferans yaptık. Halkımızla birlikte gelişmeleri tartıştık. Çözüm önerilerinde bulunduk ve gerçek çözüm bunların zirvelerinde değil, halkın olduğu yerdedir değerli arkadaşlar. Yani bizim halk konferanslarımızdadır. Bu konferanslara biraz kulak verseler çözümün yolunu da bizim aracılığımızla bulurlar diye belirtmek istiyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta elbette ki fayda var. Eğer Rojava'da Kürtlerin direnişi olmasaydı bugün IŞİD bugün Türkiye'nin her yerinde at koşturuyor olacaktı. Bunların içeriden aldıkları destekle özellikle Suruç'ta Ankara'nın göbeğinde yaptıkları katliamlar halen hafızalarımızda canlıdır. IŞİD 1 Kasım seçim sonuçlarının AKP lehine çevrilmesine yarayacak kadar ve Türkiye'de etkin bir noktaya geldiğini bir kez daha o dönemde hepimize göstermiştir. IŞİD Kobani'den aldığı bugün özellikle atıldığı günden bugüne kadar AKP iktidarı bölgedeki Kürt kazanımlarını hedef almaya devam etmektedir. IŞİD'in başaramadığını bugün onlar yapmaya çalışıyorlar. Ve AKP iktidarı takındığı düşmanca tutum ile kendisini DAEŞ ile aynı tarafta ve aynı yönde konumlandırmıştır. Bu gerçeklik değerli arkadaşlar Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir ve böyle anılacaktır. Bu Kürt düşmanlığı onlara ne kazandırıyor? Gerçekten buradan sormak istiyoruz. Bakınız, dünyadaki tüm demokrasi ve özgürlük yanlısı kesimler Kürtlerin Kobani direnişini her zaman selamladılar. 1 Kasım Kobani direnişinin yıl dönümüydü. Aralarında Nobel Barış Ödülü sahiplerinin, akademisyenlerin, aydınların, yazarların, saygın sivil toplum kuruluşlarının da temsilcilerinin bulunduğu binlerce kişinin çağrısı ile Dünya Kobani Günü ilan edildi. Karanlığa ve gericiliğe karşı halkının insanlık değerleri için büyük bedeller ödediği bir savaş olarak tarihe geçmiştir Kobani direnişi. Dolayısıyla IŞİD'in Kobani'ye yönelik 135 günlük kuşatmasının yenilgiye uğratılması ile ilgili olarak demokrasi şehidimiz sevgili İbrahim Ayhan'ın bir sözünü hatırlatmak isterim. Şöyle demişti sevgili İbrahim Ayhan o dönemde, insanlık tarihinin süzgecinden geçmiş bütün değerler Kobani sürecinde açığa çıktı ve nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren Stalingrad direnişi faşizmi yenilgiye uğrattıysa Kobani direnişinin sonuçları da DAEŞ faşizmi ve barbarlığını ilk defa geriletti demişti. Bu tespit Kobani direnişinin özünü içermektedir. Bir kez daha sevgili İbrahim Ayhan'ı saygıyla, minnetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. AKP hükümeti şunu unutmamalıdır. Ne yaparsanız yapın nafiledir. Suriye'de Kürtlerin iradesini engellemeyi asla başaramayacaksınız. Kürtler ve bölge halkları size rağmen kendi geleceğini kuracak, kendi topraklarında özgürlüklerini mutlaka ilan edeceklerdir. Çok değerli arkadaşlarım, mecliste bugün itibariyle
bir bütçe süreci başladı ve bu süreç ülkenin bir yıllık gelir gider dengesinin maliyetinin konuşulacağı gün olarak biliniyor. Maalesef gerçeklerin böyle olmadığını hem buradan hem de genel kurulda milletvekili arkadaşlarımız yapacağı konuşmalarla, çalışmalarla sizlere ve halkımıza anlatmaya devam edecektir. Elbette ki bütçe süreci AKP'li bakanların özellikle halk nasıl soyulur ve saraya peşkeş çekilir bundan ibaret hale getirildiğini bir kez daha bütçe görüşmelerinde buna tanıklık edeceğiz. Bütçeden ne çıktı diye baktığımızda içinden Erdoğan'a dev bir zam çıktığını hepimiz gördük, hepimiz buna tanıklık ettik. İşlevsiz hale getirilen Sayıştay raporlarına baktığımızda kara deliğe dönüşen yolsuzluklarla da karşılaştığımızı biliyoruz. Halkı kriz içinde olan bir cumhurbaşkanının maaşı %26 zam ile 75 bin TL'ye çıkarıldı. Recep Bey kendine keyif ve kıyak geçmiş ve bunu açıkçası enflasyon oranında bir zam olarak nitelendiriyoruz. Ve bu ülkede kime %26 zam yapılmış ya da yapıldı? Saraylar yapan, devletin olanaklarını kullanan Cumhurbaşkanlığın maaşı nerede, ne zaman 59 bin liradan 75 bin liraya çıkarılmış? Bunu da merakla ve hayretle izliyoruz. Bir tarafta özellikle çocuğuna okul forması alacak gücü olmadığı için intihar eden bir baba varken, borç batağına saplanmış bir toplum varken, diğer tarafta devasa maaş alan Cumhurbaşkanı, Cumhur ile başkanı arasındaki bu büyük uçurumu özellikle bu ülkenin, bu rejimin gerçek yüzünün bir göstergesi olduğunu da belirtmek istiyoruz. Dünyada neredeyse bu kadar yüksek maaş alan herhangi bir yer yok. Birçok lider halk geçim sıkıntısı yaşadığı için maaşlarında kesinti yaparak veya hiç maaş istemeyerek sembolik de olsa tavır sergilemektedir. Ama bunlar halkın vergileriyle uçan saraylar ve devasa maaşlar alıyorlar değerli arkadaşlar. Bir başka konu ise özellikle bu konuyla bağlantılı olarak Sayıştay raporlarını da ifade etmemiz gerekiyor. Bugün bütçe açılışında arkadaşlarımız geniş bir şekilde gündeme getirecek ama ben de kısaca söyleyeyim. Özellikle TMSF diye bir kurumun Sayıştay raporuna baktığımızda ülke tarihinin en büyük yolsuzlukları ile karşı karşıya kaldığımızı görmemiz gerekiyor. 1.2 milyar TL yani eski para ile 1.6 katrilyon yani Sayıştay raporunda kalem kalem bunların yazdığını gördük, bunları da inceledik. Ülkenin kaynaklarına resmen vurgun yapılmış ve devletin hazinesine geçmesi gereken paralar buhar olmuş, uçmuş, yok olmuş gitmiş. Alın size yolsuzluk cumhuriyeti. Sayıştay raporlar sunmuş ve sorular sormuş. Paralar nerede diye yetkililere sormuş olmasına rağmen görebiliyoruz ki burada ağababalarının sahip çıkacağından emin oldukları için özellikle çoğu soruya cevap bile verilmemiş ve Cumhurbaşkanı maaşının ve kurumlarda yaşanan vurgunların kimin cebinden çıktığına açıkçası cevap vermemiş. Peki biz buradan ifade etmek isteriz. Bu paralar kimin cebinden çıkıyor değerli arkadaşlar? Öğretmenlerin cebinden çıkıyor, doktorların cebinden çıkıyor, polislerin cebinden çıkıyor, pazarcının, işçinin, esnafın, emekçinin cebinden çıkıyor. Kadınların ve gençlerin geleceğine yönelik yapılan bu tür usulsüzlükleri ve yolsuzlukları her yerde, her zaman ifşa etmeye devam edeceğiz. Tüm halkın maaşından kesilen veya aldığı üründen kesilen vergilerle oluştuğunu biliyoruz. Bir tarafta insanlara tasarruf yap diyen ve bu kadar pervasızca söylemler içerisinde bulunan ama aynı zamanda 75 bin gibi maaşlar ve nereye gittiği belli olmayan katrilyonlar var bu ülkede. Ama biz
bütçe sürecinde de sonrasında da bunların her türlü oyununu ifşa edeceğiz, halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Gün gelecek, devran dönecek değerli arkadaşlar ve tüm bunların hesabı halka verilecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bütçe görüşmelerinde partimiz, milletvekili arkadaşlarımız bu kayyumcu zihniyet bütçesine karşı en etkili muhalefeti yapacaklar. Halk adına her bir kuruşun harcamanın hesabını soracaklar. Tüm emekçilerin, emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin, kadınların, gençlerin haklarını en etkili şekilde savunacaklar, savunmaya devam edecekler. Çok değerli arkadaşlar, ülkenin karşı karşıya olduğu tüm bu krizlerden tek bir çıkış yolu vardır. O da Cumhuriyet'in demokratikleşmesidir. Yoksa bu krizler bir yüzyıl daha devam eder. Cumhuriyet'in demokratikleşmesi, tekçiliğin sonlandırılması, herkesi içine alan demokratik çoğulcu sivil bir anayasanın oluşturulmasıdır. Dillere, kimliklere ve inançlara özgürlüktür. Özgür yurttaşlıktır. Demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesidir. Ademi merkeziyetçi yönetime geçiştir. Demokratik, özerk, yerel yönetimlerdir. Geçmişle, hakikatlerle yüzleşmedir. Müzakeredir, demokratik çözüm ve barıştır. Silahların susmasıdır. Düşünce, ifade, siyaset ve örgütlenme özgürlüğüdür, özgür basındır. Bağımsız yargıdır, hukuk ve adaletin işlemesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Emek ve hak sömürüsünün son bulmasıdır. İşte bu nedenle demokratik cumhuriyet diyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz, bunun için de bedel ödüyoruz. İnançlıyız ve kararlıyız. Bu düzen hep böyle devam etmeyecek. Faşizm ilelebet sürmeyecek değerli arkadaşlar. Bu ülke er ya da geç halklarımızın özlediği demokratik cumhuriyete bir gün mutlaka ama mutlaka kavuşacak. Bu gemi limana ulaşacak, mutlaka varacak değerli arkadaşlar. HDP bunun güvencesi ve teminatıdır. HDP varsa umut vardır, mücadele vardır. HDP varsa güç, kararlılık ve cesaret vardır. HDP varsa başarı vardır, zafer vardır. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte başaracağız. Buna inanın, böyle kalın değerli arkadaşlar. Mücadelemiz daim olsun. Hepinize bir kez daha katıldığınız için sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum sayın değerli arkadaşlar.